Ekran kayıt programımızda aynı zamanda ortam kaynağı bölümü bulunmakta. Bunu seçelim. Daha sonra hiçbir şey dokunmadan tamam diyelim. Buradan mesela bir ses dosyası seçelim. Göz at diyorum. Mesela burada mouse tıklama sesim var. Aç diyorum. İşte bunu döngüye aldım. Normalde bir klik sesi vardır. Döngüye aldığım için sürekli olarak bu sesi verecektir. Şimdi ben bu sesi tamam dersem siz otomatik olarak bu sesi duyacaksınız. Çünkü ben şu an aynı programla kayıt aldığım için normalde ben duymayacağım. Yani siz de eğer bu programla çalışsaydınız, kayıt yapsaydınız veya canlı yayın bu klik sesini duymayacaktınız. Ama sizi dinleyenler ya da videoyu kaydettiğinizde arka planda mutlaka bu klik sesini duyacaklardır. Şimdi tamam'a tıklıyorum. Burada ortam kaynağı var. Ben şu an sesi duymuyorum ama dediğim gibi videoyu düzenlerken yani sizler duyacaksınız. Şimdi ben burayı kapatırsam zaten ses gitmiş olacak. Veya buraya kısabilirim. Mesela e, arka planda müzik çaldırmak istiyorsunuz ve siz duymak istemiyorsunuz bu müziği. Ortam kaynağı sayesinde bunu sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda videolar da oynatabiliyorsunuz bunun sayesinde. Evet şimdi ben bunu kapatacağım. E, bu şekilde hemen daha iyi konuşmam gelecektir. İsterseniz video da gösterebilirsiniz. E, buradan çift tıklayalım. Göz alttan video seçelim. Evet şu an e, helikopter sesi duyacaksınız. Çok gürültülü bir şekilde olacak. E, ben hemen tamam'a basıyorum. Yalnız sesi burada kıstığım için sizler duymayacaksınız. Ben şimdi açıyorum. Tekrar kapatıyorum. Evet helikopter sesi geliyor. Tabi görüntü de var. Yani normalde biz sadece sesi istiyoruz ama görüntü olmasın. O zaman şu ikisini yer değiştirin. Mesela şu an ekran yakalama önde olduğu için ikisi birlikte çalışmayacaktır. Ama arka planda ortam Kaynağı ses çıkacaktır. Ya yani Şu an helikopter sesini ben duymuyorum. Çekim esnasında. Ama dediğim gibi videoyu kaydettikten sonra dinlersem. Orada bir helikopter sesi olacaktır. Ortam kaynağını da bu şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz buraya yeni bir sahne oluşturursunuz. O sahnenin içine e, kaynaklar bölümüne sadece e, ortam kaynağını koyabilirsiniz. E, sahneler arası geçiş yaparsanız. E, böylelikle. Direkt olarak kişilerin ortam kaynağını görmesini de sağlayabilirsiniz. Böyle pratik yöntemler de var. Tabi sahneler arasında geçişi daha sonra ben size farklı bir videoda anlatmak istiyorum. Ortam kaynağıyla anlatacakları bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.